Herkese merhabalar. Bu videomda yeni evimiz için internetten demonte olarak aldığımız koltuklarımızın kurulumunu ve son hallerini paylaşacağım. Eski evimizde 9,5 yıldır kullandığımız Bellona'nın 2 tane üçlü, 2 tane de tekli koltuk takımı vardı. Şu anda ekranda gördüğünüz takım. Eşim bir gün bu koltuklar yeni evi daraltacak, satıp yerine daha küçük renk koltuk mu alsak deyince çok sevindim ve hemen olur dedim. Çünkü hayalimde istediğim zaman kılıfını çıkarıp yıkayabileceğim İskandinav tarzı ahşap mobilyalar vardı. Ve hemen internetten aramaya başladım. Fakat aradığım mobilyalar genel itibariyle çok pahalıydı. Ararken bu aldığımız mobilyaları buldum. İnternetten baktığımızda biraz sağlam değilmiş hissi veriyordu. Firmanın telefonunu bulup iletişime geçtik, sağlamlığını sorduk. Masif gürgen ağacından yapıldığını ve sağlam olduğunu, her bir parçasının da ayrı ayrı satıldığını söylediler. Eşim de sağ olsun benim bu tarz bir mobilya istediğimi bildiği için tamam alalım bir bakalım dedi. Ve hemen sipariş verdik. 10-12 gün gibi bir zaman içerisinde geldi. Her bir parçayı kategorilendirip numaralandırılıp bu şekilde kalın poşetlerin içerisinde özenli bir şekilde poşetleyip kutulayıp kolilerle gönderdiler. Kolileri açtığımızda her birinin içerisinden demonta yazılı birer tane büyük zarf çıktı. Zarfın içinde hem kurulumunu basit şemalarla anlatan bir kitapçık hem de mobilyanın kullanımı ile ilgili bilgilendirme içeren bir yazı vardı. Ayrıca bir tane de kartvizit çıktı. Bu kartvizitin üzerinde yazan şeye gerçekten çok çok memnun oldum ve çok sevindim. Kartvizitte şöyle yazıyor. Demonta sizin adınıza Gaziantep Demirler Hatıra Ormanı'na bir adet fidan bağışlamıştır. Gelecek kuşaklara daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak üzere yapılan bu katkıya vesile olduğunuz için teşekkür ederiz yazıyor. Biz de kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Maalesef bizler doğamızı çok hoyratça kullanıyoruz. Yeşil alanlarımız azalıyor her geçen gün. Sanki doya doya harcayıp tüketmemiz gereken bir miras olarak görüyoruz. Halbuki tam tersine gelecek nesillere devredeceğimiz bir miras olarak görerek kullanmamız gerekiyor. Mobilyalarımızı hemen geldiği günün akşamında kurmaya başladık. İlk olarak hepsinin poşetlerini kesip açtık. Parçaların üzerinde vidaları takılı olarak geldi. Bu vidaların poşetleri delmemesi için hepsinin ucuna plastik koruyucu parçalar takmışlar bu şekilde. Onları çıkarıp ayakları takmaya başladık. İkişer tane yanlarda, iki tane de ortada, toplam 6 tane ayağı var mobilyamızın. Ayakları takarken vida tutucu, böyle küçük parçalar var. Vida tutucuyu koyup ayakları çevirmek yeterli oluyor. Şu şekilde ayağı ve vida tutucuyu birini alttan birini üstten yerleştirip sadece döndürerek ayakları sabitliyoruz. Kurulumu gerçekten çok basit. Ne tornavidaya, ne matkaba, ne de başka bir şeye ihtiyaç kalmadan bu şekilde kolaylıkla yerleştiriyoruz. Mobilyalarımızın ayaklarını taktıktan sonra bu şekilde görünüyor. Ve mobilyamızı ayakların üzerine oturtturduk. Şimdi de kenarındaki kolçaklarına takıyoruz. Yine burada da bütün parçaların uçlarına plastik koruyucu parçalar takmışlar. Onları çıkarıyoruz ilk olarak. Daha sonrasında kolçaklara yerleştirip yine diğerinde yaptığımız gibi çevirerek sıkıştırıyoruz. Kolçakları koltuğun üzerine koyduktan sonra çevirme imkanı olmadığı için onların vidalarını sıkmak için bu şekilde T'ye benzeyen bir parça göndermişler. Bu parçaların bir tarafı düz, bir tarafı biraz daha çıkkın gibi. İnce halkalara o çıkkın olan kısma yerleştiriyoruz ve bu şekilde takıyoruz. Bizim ufaklık da bize tarif ediyor nasıl takmamız gerektiğini. Her şeye müdahale eder zaten. Evdeki her şeyde ufaklığımızın parmağı vardır. Abisi çok konuşur, çok soru sorar ama bu şekilde her şeye el atmaya çalışmaz. Diğer tarafın kolçağını taktıktan sonra sırt kısmını takmaya geçiyoruz. Bu parçalarda koltuğun sırtı. Yine bunların da her bir vidasının ucuna koruma plastik parçalar takmışlar. Onları da tek tek çıkartıyoruz ve yerine oturtuyoruz.
alt kısımlarından da vida tutucuları yerleştirip gönderdikleri T şeklindeki vida sıkıcılarla sıkarak yerleştiriyoruz. Mobilyamızın kurulumunu tamamladıktan sonraki ahşap kısmının görüntüsü bu şekilde. Her birinin üzerine boydan boya ikişer tane bu şekilde cırcırtlar yapıştırmışlar minderlerinin kaymaması için. Minderlerini poşetlerken güzelce vakumlayarak poşetlemişler. Poşetlerini açınca kalınlaştı, incecikti geldiğinde. Minderlerin üzerine de yine bu şekilde boydan boya cırcırtlar yapıştırmışlar. Ve cırcırtların üstlerine de cırcırtın diğer yüzünü yapıştırmışlar. Bu çok iyi olmuş. Kılıfları makineye atmak istediğimizde cırcırtlar kumaşa zarar vermez. Minderin alt kısmında boydan boya bu şekilde bir tane fermuar var. Çift yönlü bir fermuar. Kolayca çıkarıp istediğiniz zaman minderinizin kılıfını yıkayabilirsiniz. İsterseniz yeni kılıf diktirip üzerine yeni kılıf da geçirebilirsiniz. 3 tane de sırt minderi var. Yine bunlarda da fermuar var. Her birinin fermuarını açıp istediğiniz zaman kılıflarını çıkarıp yıkayıp tertemizce yerine yerleştirebilirsiniz. Ben en çok da bu yüzden istemiştim bu şekilde mobilyalar almayı. Renkler, zevkler kültürden kültüre değiştiği gibi bireyden bireye de değişim gösteriyor. Belki içinizde çok basit olduğunu düşünüp beğenmeyenler olacak. Belki de tam tersi beğenenler de olacak. Beğenip almak isteyenler için açıklamalar kısmına aldığım sitenin linkini koyacağım. Mobilyalarımızı alırken sağlamlığı konusunda biraz tereddüt yaşamıştık. Gayet sağlam. Tek dezavantajı hafif olduğu için çocuklar çok hızlı oturup kalktıkları zaman birazcık kayma yaşıyoruz. Bunun haricinde herhangi bir sıkıntımız yok. Çok beğenerek de kullanıyoruz. Rabbim güzel günlerde kullanmayı nasip etsin. Herkese gönlüne göre versin. Evimizde yaptığımız yeniliklerden bahsetmeye devam edeceğim. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu kalın, hoşça kalın.